ettiği iddiasıyla açılacak davada fesih nedenini ispat yükümlülüğü işverene ait olacak. Sevgili izleyiciler, bugün 14 Mart Tıp Bayramı. 7'den 70'e herkesi yakından ilgilendiren bu özel gün için düzenlenen etkinliklerde yine sağlık çalışanlarının sorunları gündeme geldi. Hekimliğin bir yaşam biçimi ve mesleğin dışında sanat olduğunu savunan Bursa Tabip Odası Başkanı Kayıhan Fala, 14 Mart'ı bayram olarak kutlayamadıklarını söyledi. 14 Mart Tıp Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Bursa'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bursa Tabip Odası'nın bu çerçevede düzenlediği sağlık hakkı yürüyüşünde sağlık çalışanları meydanlara indi. Pek çok sivil toplum kuruluşunun destek verdiği sağlık hakkı yürüyüşü setbaşı mahvel önünde başladı. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı yürüyüşte ellerinde beyaz balon taşıyan sağlık çalışanlarına darbuka, klarnet, akordeon ve saksafon çalan gruplar eşlik etti. Sağlıkta dönüşüm yasasının sloganlarla protesto edildiği yürüyüş Atatürk heykelinde sona erdi. Sağlık çalışanları daha sonra ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı. Bursa Tabip Odası'nın düzenlediği etkinlikler Bursa Akademik Odalar Birliği yerleşkesinde devam etti. Programın açılış konuşmasını yapan Bursa Tabip Odası Başkanı Kayıhan Pala, kanun hükmünde kararnamelerle çalışanların temel haklarının gasp edildiğini söyledi. OECD'nin geçen yıl yayınladığı kitapta, dünyada sağlık piyasasındaki en yüksek artışın olduğu ülke, açık ara önde olarak Türkiye. Ciddi bir piyasa yaratılıyor ve bu piyasa her geçen gün ciddi miktarda besleniyor. Peki bizim payımıza ne düşüyor? Bakın, birinci basamakta ortalama olarak söylüyorum, bir meslektaşımız günde ortalama 57 hasta bakıyor. Dünyada acaba benzer bir ülke var mı diye araştırdım, ben bulamadım. Şöyle bir ülke, hastanelerine başvuran her 3 hastadan birisi acile başvuruyor. Bu kadar yüksek hastanede acil başvurusunun olduğu başka bir ülke daha yok. SES Bursa Şube Başkanı Ergin Uygun da Türkiye'de sağlık alanındaki dönüşümün devam ettiğini belirterek sağlık çalışanlarının bayramı buruk kutladıklarını ifade etti. Ne kadar kutlanabilirse o kadar kutlamamıza vesile oluyor. Ama biz bu konuda sendika mücadelemizi yürüteceğiz ve Türkiye'de herkesin eşit ulaşılabilir bir sağlık hakkı almasını ve çalışanların da çalıştığı işte başarılı olması ve verdikleri emeklerinin karşılığını alabilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz.